Merhaba arkadaşlar. Artık tanışmaya gerek var mı bilmiyorum ama yine de söyleyeyim. İlk defa izleyenler olabilir belki. Benim ismim Ramazan Yıldız. Bugün sizinle tonlama kabiliyetimizi nasıl geliştiririz? Görür görmez bir metni nasıl tonlayarak okuruz veya konuşurken nasıl tonlama yaparak konuşuruz? Bu kabiliyetimizi nasıl geliştiririz? Bunun dersini işleyeceğim. Konuşma önceden hazırlanmış bir şey değil. Günlük konuşmalarımız kürsüde konuşmaktan veya bir toplantı, bir seminer için bahsetmiyorum. Onları mutlaka öncesinden hazırlamamız gerekiyor. Ama günlük konuşma önceden hazırlanmış bir şey değil. O zaman nasıl etkili tonlama yaparak, vurgu yaparak konuşacağız? Neye göre yapıyoruz biz bunu? Öncelikle bir tane kitap alıyorum. Hikaye kitabı olsun istedim. Çünkü hikayelerde günlük konuşma diline yakın şeylerdir. Çehov'un seçme hikayelerini elime aldım. Rastgele bir tane sayfasını çevirdim ve açtım. Şimdi ne oldu? İlk defa karşılaştığımız bir metin. Ben de okurken ne yapacağım? İlk defa gördüğüm bir metin olacak. Babam sana tapıyor. Ne yaptım? Tapıyor birazcık pese aldım. Tapma eylemi nedir? Biraz inançla alakalıdır. O yüzden birazcık içte yapılan bir şeydir. Babam sana tapıyor, pese aldım. Konuşmaya, okumaya devam ediyorum. Ama sen bilmediğim nedenlerle ona kızgınsın sesine ne yaptım? Bir kızgınlığa aldım. Yani kelimeyi görür görmez sesi hemen ona uyarlıyorum. Burada durduk. Peki bu uyarladığınız ses ne? İşte bu da önceki derslerde yani önceki YouTube videolarımızda, podcast'lerde anlattığımız sesin tonu. Yani kalın, orta, ince tonları birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci şiddetleri. Sesin şiddeti başka bir şey, sesin tonu başka bir şey. Önceki dersleri mutlaka izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Tonlama nedir? Neye göre tonlama yaparız? O dersi de mutlaka izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Uygulamalı, görür görmez, spontan bir tonlama nasıl yapılır? Bundan bahsediyoruz. Bu yüzden önceki dersleri mutlaka bilmeniz gerekiyor. Devam ediyorum. Ve bu onu öldürüyor. Bakın ölüm olduğu için sesi pese aldım. Bu onu yaşatıyor deseydi sesi orta tonların üstüne çıkacaktım. Tamamen düz mantık bakın. Tamamen düz mantık. Sadece bir bak ona. Bak özellikle vurgu yaptım bakın. Bak ona. Günden güne değil bir saatten diğerine yaşlanıyor. Sesi ne yaptım? Hop pes aldım yaşlanmak. Günden güne gençleşiyor deseydim Yine bakın düz mantık ses orta ton ve üzerine çıkacaktı. Sana yalvarıyorum. Bakın pes aldım. Hop. Allah aşkına seni daima öz oğlu gibi görmüş. Öz oğluna ne yaptım? Bir vurgu yaptım. Hem vurgu hem tonlama yaparak ilerliyorum. Öz oğlu gibi görmüş olan o adamın hatırına benim huzurum için. Bakın huzur birazcık içte yaşanan bir şey. Pes aldım. Ona karşı biraz daha sevecen ol. Seveceğim bakın o orta ton ve üstlere çıktım. Ve burayı şimdi bakın bir seferde başlayıp aynı paragrafı tekrar okuyacağım. Babam sana tapıyor ama sen bilmediğim nedenlerle ona kızgınsın ve bu onu öldürüyor. Sadece bir bak ona. Günden güne değil bir saatten diğerine yaşlanıyor. Sana yalvarıyorum Allah aşkına seni daima öz oğlu gibi görmüş olan o adamın hatırına benim huzurum için ona karşı biraz daha sevecen ol. Bakın işte ortaya tonlu ve vurgulu bir okuma, konuşuyorsak da tonlu ve vurgulu bir konuşma çıktı. Yani tonlama kabiliyetinizi geliştirmek için ekstra yapacağınız bir şey yok. Ses derslerini izleyeceksiniz, dinleyeceksiniz, sesi tanıyacaksınız, bileceksiniz. Ve onun çalışmalarını düzenli olarak yapacaksınız en az 6 ay. Sonra tonlama nedir bunu bileceksiniz, mantığını izleyeceksiniz, dinleyeceksiniz, öğreneceksiniz. Ondan sonra yahu konuşmanın çalışması mı olur? Konuşmanın çalışması konuşmak, okumanın çalışması okumak. Güzel konuşmanın, güzel okumanın çalışması da güzel okuyarak güzel konuşmak. Bu kadar basit. O yüzden bu çalışmaları yapmanızı istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.